Ethereum mucidi bu iki coin'i elden çıkarıyor, fiyatlar çöktü şeklinde bir haber var. Buna bir göz atacağız. Şimdi şu şekilde bir problem var. Bu çok fazla yapıldı ve sürekli diyoruz ya meme coin'lerde risk çok fazladır diye. Buradaki meme coin'den kastım shit coin mesela Shiba, Doge bunlar bir meme coin olmakla birlikte güçlü coin'lerdir. Ancak yeni çıkan meme coin'lerin hemen hemen tamamında çok büyük riskler bulunuyor. Ki Vitalik Buterin'in şurada görmüş olduğunuz olayı belki yüzlerce meme coin'e yaptı haklı olarak. Şimdi adamın bir cüzdanı var. Bu olay Shiba'ya gidiyor yani. Shiba'ya dayanıyor ve 2020'ye dayanıyor. 2020'ydi değil mi? 2020 miydi? 21 miydi ya? 2020 olması lazım. Şimdi Ryoshi yani Shiba'nın kurucusu adam gitti Vitalik Buterin'in cüzdanına 500 trilyon shitcoin gönderdi. Yani vaktin mevcut toplam arzının yarısını direkt olarak Vitalik Buterin'e gönderdi. Hatta ilk başta Coinbase'e gönderildi diye Allah Allah ne olacak satış mı gelecek diye millet tabiri caizse altına etti. Sonra yakıldı. Vitalik Buterin bunları yaktı. Bir kısmını da bağışladı. Bu şekilde bir durum oldu. Hatta 410,8 trilyonunu yaktı. Kalan miktarında çeşitli taraflara Hindistan'a, Hindistan'daki Covid-19 yardım derneklerine falan bağışladı. Bu da Hindistan gibi aşırı büyük nüfusu olan bir ülkenin yatırımcısının neden Shiba'ya bu kadar aşık olduğunun hikayesidir. Şimdi bunlar yakıldı. Tabii burada ilk bilinmesi gereken şey şu ve bilinmeyen, gözden kaçırılan en önemli detay şudur. Vitalik Buterin'in Shiba yakımı tesadüfi bir durum değildi. Yani zaten daha önce konuşulmuş bir işti. Nitekim kimse kimsenin cüzdanına başından beri bu kadar projeyle alakalı büyük planları da varken kimse kimsenin cüzdanına o varlığı göndermez. Çünkü adam tabii ki satabilir. Yani milyon dolarlar gelmiş adamın cüzdanına ve hukuken bunu satmasında hiçbir beis yok. Adamın cüzdanında. Şimdi adam bunu zaten bilerek önceden konuşulmuş işbirlikli bir şekilde yaktı. Evet. Niye bu yakımı yaptı? Bugünlerde nedenini zaten yine görüyorsunuz. Çünkü başından beri Shiba Inu'nun ana etkeni bir Katman 2 idi. Adamlar çıktı. Vitalik Buterin'e diyor ki bak güzel kardeşim. Biz bir meme coin'iz buyuz buyuz. Ve bir Ethereum Katman 2'si çıkaracağız. Ve bunu ciddi şekilde de kullandıracağız ki bugün Shibarium zaten biliyorsunuz yayında. Ocak ayı itibariyle de Shibarium bu belirtilen yakımlara başlayacak. Böyledir böyledir. Tabii ki karşı taraftan da yardım bekliyor. Çünkü Vitalik Buterin'in şu anda Katman 2'lere, Ethereum Katman 2'lerine ne kadar önem verdiğini herkes biliyor. Poligon Vitalik Buterin tarafından direkt olarak Ethereum'dan sonra neredeyse Vitalik Buterin'in projesi diyebiliriz. Aşırı destekliyor ki Polygon da Shiba Inu'yu destekliyor. Yani bunlar birbirleriyle iç içe geçmiş projeler. Birisi Ethereum, bir Katman protokolü, biri Katman 2 protokolü, biri Meme Coin. Ama hepsi iç içe. İşte hepsi Ethereum'da birleşiyor. O yüzden adam bunları yaktı. Yani projeye destek verdi. Bunu da bu şekilde görmüş olduk ki dediğim gibi Shibarium yayına çıktıktan sonra da yaşadığı problemlerin hemen ardından bu problemleri kim çözdü? Poligon ekibi çözdü. Ve devamında dedi ki şeyde Poligon'un CEO'su da açıklama yaptı biliyorsunuz. Tweet'i de hala duruyor. Böyle böyle problemi çözdük. Kardeşlerimize başarılar dileriz dedi ve ondan sonra yeni Katman 2 projeniz hayırlı olsun diyerek kenara çekildi. Yani bu şekilde ki muhtemelen yine bence Vitalik Buterin'e bu sezonda Shiba Inu yakım yaptırılacak diye düşünüyorum.
Bu tabii çeşitli meme coin projeleri tarafından yanlış anlaşıldı. Öyle ki yine yakın tarihlerde, geçtiğimiz aylarda Terra Classic ekosisteminde bir oylama yapıldı. Vitalik Buterin'in cüzdanına Lunge ve USDC gönderildi. Buna kesinlikle karşı çıkmamın sebebi Vitalik Buterin bunları satacak olmasıydı. Velhasıl Vitalik Buterin hiçbir zaman kendisinin cüzdanına gönderilen meme coinleri yakma gibi bir olayı yoktu. Shiba'da görülen ve bugün bu sıkıntılara sebebiyet veren olayların hepsi tamamen işbirlikliydi. Dolayısıyla çıkan bu yüzlerce meme coin'in başına gelmiş olup kalanının da başına gelecek olanların hepsi budur ve Shiba yanılgısından kaynaklanmaktadır. Dediğim gibi başlangıçta Shiba'yı gördüler. O Vitalik Buterin'e bak işte Shiba'yı yaktı bilmem ne. Sanki kendi meme coinlerini de yakacakmışçasına bu durum algılandı. Ama iş hiçbir zaman öyle değildi. Velhasıl Vitalik Buterin'in cüzdanına gönderilen her bir meme coin yine Vitalik Buterin tarafından satılıyor. Bu da fiyatlarında korkunç düşüşler getirmektedir. Ama işin aslı bu. Örneğin geçmişte de buna benzer şeyler oldu. Daha 2023 Ağustos'ta 5-6 tane zamanın görece orta ölçekli popüler diyebileceğimiz meme coinleri Vitalik Buterin'in cüzdanına gönderildi. Vitalik Buterin bunların hepsini önce bir güzel sattı. Ondan sonra çıktı dedi ki shit coinlerin hiçbirine dedi tahammül göstermeyeceğiz. Böyle bir açıklama yaptı. Halbuki görünürde vakti zamanın şibasının o zaman Vitalik Buterin'e gönderilen meme coinlerden hiçbir farkı yoktu. Ama dediğim gibi zaten işin aslı buraya dayanıyor. Adam diyor ki lan bu ne? Yani cüzdanına bir giriyor millet bir şeyler göndermiş. Şimdi adam bunların nitekim her birini yaksa ya da adam böyle para delisi olduğundan veya olmadığından da değil. Adam kendi cüzdanına gönderilen her coin'i yaksa bütün piyasa Shiba'yla dolup taşar. Yani tabii ki tek başına bu yeterli değil. Hani hepsi Shiba gibi büyük olmaz. Ama her bir tanesine ki bunların büyük çoğunluğu saadet zinciri zaten. Tutup adam bunları yaksa bunlara prim vermiş olur ve ilerleyişine katkıda bulunmuş olur. Bu da yatırımcılarını ciddi şekilde zor duruma sokabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.